Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda Kara Cuma idi, yılbaşı indirimleriydi. Bir sürü indirimler oldu. Ayrıca yılbaşı koleksiyonları çıktı Sephora'da. Takip etmişsinizdir mutlaka. Bayağı bir alışveriş yaptım. Tabii ki aldığım ürünleri de sizlerle paylaşmak istedim. Zaten amacım da bu. O yüzden bence hemen başlayalım. İlk olarak bence en heyecanlı kategoriyle, far paletleriyle başlayalım. Sephora'dan iki ürün aldım. İlk olarak bayağıdır almak istediğim bir palet olan Huda Beauty'nin New Nude paleti. Şu şekilde göstermek isterim. Yani bu paleti bayağıdır merak ediyorum. Daha da hiç denemedim zaten. İçerisinden şöyle tatlı bir kart çıkıyor. Koruyucusu. Renkler şu şekilde. Mutlaka görmüşsünüzdür. Çok tutuldu bu palet. Renkleri çok tatlı. Nude'dan daha fazla aslında pembeye kaçıyor. Bazı renkler birbirini çok andırıyor. O pek hoşuma gitmedi çünkü internette biraz daha canlı duruyordu palet. Simli renkleri çok merak ediyorum. Gerçekten bu palet beni bayağı heyecanlandırdı. Ayrıca bu paletle o zaman videonun gelmesini istiyorsa arkadaşlar, bence mutlaka evet. Like bırakın ve takipte kalın derim. Zaten çok ünlü bir palet olduğu için. Bu arada Huda Beauty'nin bende ilk paleti değil ama ilk büyük paleti. Bende sadece küçük paletleri vardı. Pahalı bir marka olduğu için hiç büyük paletini almaya fırsatım olmadı. Ama indirimdeyken kaptım. Ve şöyle tatlı bir palet aldım. Too Faced'in Sweet Peach paleti. Yine çok ünlü bir palet. Bence bilmeyen yoktur makyaj severler arasında. Renk açısından biraz yani çok özel bir palet değil. Kokusu çok iyi. Lokum gibi kokuyor aslında ama şeftali kokusu diye tabii ki. Ama bence bu lokum kokuyor. Evet, kesinlikle lokum kokuyor. Çok tatlı bir palet. Bende Too Faced'in bir paleti daha var. O paleti çok seviyorum ama yılbaşı koleksiyonundandı. Geçen seneki yılbaşı koleksiyonundan. Bunu da almış oldum, yine indirimdeydi. Urban Decay'in iki paletini aldım. Onları da hemen göstereyim. Biliyorsunuz Urban Decay'in bende Cherry paleti var. Naked Cherry. Sevdiğim bir palet. Aslında çok kullandığım bir palet değil. O kadar paletim var ki onu hep unutuyorum. Ama renk açısından ve kalite açısından güzel bir palet. Ve dayanamadım. Naked Heat'i de aldım. Hemen renkleri de şöyle göstermek isterim. Açıkçası bu paleti ben internette biraz daha kırmızıya yakın bekliyordum. Ama renkler aslında çok toprak ve kahveye kayıyor. Biraz daha kırmızı olmasını isterdim, adından da belli olduğu üzere. Ama sıkıntı değil. Yine de güzel bir palet. Ve tabii ki Naked Honey paleti. Bu da yeni renk açısından. Daha sarı beklerdim, öyle söyleyeyim. Bal renkleri yani. Daha sarıya yakın. Yine çok toprak ve kahve renkleri var. Ama bu Naked'lerde zaten bu standart bir şey. Naked'ler her zaman doğal, doğala yakın oldukları için sorun değil. Ve iki tane aşırı güzel palet. İkisini de videolarımda gösterdim aslında. Şunun videosu geldi mi bilmiyorum. Ama gözümde şu an bu var. Bununla başlayalım. Natasha Denona'nın Gold paleti. Renkleri hemen şöyle gösteriyorum. Gözümde şu an bu palet var arkadaşlar. Kalite açısından gerçekten farklı. Yani belli oluyor, hissedebiliyorsunuz kalitesini. Çok bir şey de demek istemiyorum. Türkiye Sephora'da satılıyor mu emin değilim arkadaşlar. Ama fiyat açısından yani biliyorsunuz. Aynen. Bunun videosu geldi. Bunu biliyorum. Bu da Natasha Denona'nın yine Sunrise paleti. Bunu da kanalımda bulabilirsiniz. Şu şekilde. Açıkçası ben Sunrise paleti Gold paletinden daha uygun fiyatlı. Ama ben Sunrise paletini daha çok sevdim. Bu da çok güzel. Gerçekten sevdiğim bir palet oldu. Kesinlikle bir şey diyemem. Ama bunun renkleri bana daha yakın olduğu için bu paleti daha çok sevdim. Palet konusunda yani bu kadar arkadaşlar. Bu kadar dediğim bayağı bir palet almışım yine de. Hemen bence baza geçelim. Cilt bazları.
Burada 3 ürünüm var ama birini ben almadım. Onunla başlayalım hemen bence. Bu Sephora siparişimde bana hediye geldi. Sephora'nın C artı E vitaminli yüz serumu. Yani cilt bakımı olarak da kullanılabilir. Primer yani baz olarak da kullanılabilir. Doğal özlerden kazanılmış falan filan yazıyor. Kokusu biraz ilaç gibi ama rahatsız edici değil. Daha hiç kullanmadım arkadaşlar. Ben biraz daha katı bekliyordum ama bayağı su gibi serum. Yani denemedim, merak ediyorum. Güzel. Sephora'nın kendi markası. Olabilir. Başka ne aldım? Biliyorsunuz arkadaşlar Farsali'nin Skin Tone Blur ürününün bende küçüğü vardı. Ve hep diyordum ben büyüğüne bu kadar para verip almam. Ama o ürünü o kadar seviyorum ki bunu indirimde gördüm. Ve indirimdeyken hazır almış oldum. Ve yine Farsali'nin, bu da yine indirimdeydi. Biliyorsunuz Farsali çok pahalı arkadaşlar ve ben Farsali'ye kendi fiyatlarını asla ödemem. Bunu hep söylüyorum. Ama indirimde olduğu zaman ürünleri alıyorum. Çünkü marka açısından bence güzel. Bu neymiş? Rose Gold Skin Mist'i. Şöyle çalkalayayım. İçinde hesapta. Ama bunu zaten çabuk bitirmek imkansız. Bu bayağı büyük bir ürün. Mililitresini hemen söyleyeceğim. İçinde hesapta 24 ayar altın varmış. Ben inanmıyorum. Gerçek altın olduğuna hiçbir şekilde inanmıyorum. İmkansız. Kaç milimmiş? 50 milim arkadaşlar. Biraz daha fazla duruyor aslında. Ambalaj olarak arkadaşlar ama bayağı yani kaliteli. Farsali her zaman öyle elimde. Ambalajları hep güzel. Hemen spreye geçtim ama bir primerim daha var. Milk markasının Hydro Grip Primer'ı. Bunu Bu ürünü Niki Tutorials'ta gördüm arkadaşlar. O çok met ediyordu. Ve başka YouTuber'lar da çok seviyordu. Yabancı YouTuber'lar. Ben de indirimde görünce bayağı merak edip aldım. İçinde 45 milim ürün var. Bence daha fazla duruyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu marka hep böyle Instagram'da falan herkesin önüne çıkıp gerçekten çok pahalı bir markaya benziyor deyip hiç kimsenin aslında gidip tıklayıp bakmadım. Aslında o kadar pahalı değil. Evet. Ama tabii Sephora markası olduğu için yani Sephora'da satılan bir marka olduğu için pahalı. Ama diğer markalar kadar pahalı değil. Sadece bu ürün dediğim gibi herkes çok abarttığı için merak ettim. Bilmediğim tek bir şey vardı. Sonradan farkına vardım. İlk kullandığımda kokusundan şey oldum. Kenevir. Bazı insanların farklı şekilde kullandığı ürün varmış içerisinde. Ben kokusundan farkına vardım. Sonra girip internete baktığımda evet dedim. Hiçbir yerinde de yazmıyor bu arada. Ama kokusundan aşırı şekilde belli oluyor. O pek hoşuma gitmedi ama hoşuma giden şey şu, asansörlü bir ürün. Yani hiçbir şekilde içinde ürün kalmıyor. Sonuna kadar kullanabilirsiniz. Yani fiyatını hak eden bir ürün oluyor. Ayrıca ben sevdim arkadaşlar. İçinde biraz evet kenevir var, biraz şey oldum. Cildime iyi gelebilir mi ki? Ama fondötenimle güzel uyum sağladı. Bu yüzümde var bu arada. Üzerinde de Flormar'ın bir fondöteni var. İkisi beraber güzel oldu. Cildime iyi oturdu. İki spreyle devam ediyorum. Yine bilmeyen yoktur. Gördüğünüz üzere hep klasik şeyler almışım. Herkesin bildiği, tanıdığı ürünler. MAC Fix Plus'ı. Bu klasik olanı. Bu da lavanta kokulusu. Lavantada ben hep biraz şeyim. Ön yargılıyım. Kokusunu çok seviyorum ama bazı ürünlerde bazen fazla olabiliyor. Cildime iyi gelir mi bilemedim. Kokusu da biliyorsunuz koku konusunda biraz rahatsız oluyorum. Ama bu kesinlikle öyle değil. Çok hafif bir lavanta kokusu var. Ve aslında kalite olarak ikisinin arasında da pek bir fark yok. Bu sadece kokulu. Yani Classic Fix Plus diyecek bir şey yok. MAC'in kendi sayfasında indirim vardı. Oradan aldım arkadaşlar. MAC demişken hemen ve çok güzel bir yılbaşı koleksiyonu ruj seti vardı. 3 tane ruj. Bayağı bir indirimdeydi. O yüzden hemen elim gitti. Bir ruj normalinde 21,50 fiyat açısından. Ben set olarak galiba 30 euroya aldım üçünü. Yani aslında 1,5 ruj bedavaya gelmiş oldu. Yani bir ruj kesin bedavaya gelmiş oldu. İlk rengim Cockney Luster.
serisinden. Yani mat ruj değil. Rengi biraz şey görükse de arkadaşlar, biraz böyle fazla kırmızı görükse de luster olduğu için dudağınızda çok hafif bir kırmızı ton bırakıyor. Çok ufak simler var. Evet, yani parlak birazcık. Yani öyle çok baskın bir ruj değil. Dubonnet bu Amplified serisinden. Bu yine pigmentasyonu daha yüksek ama yine mat olmayan bir ruj. Yani normalde bu renk bir ruj alır mıydım bilmiyorum. Ama set olarak gördüğümde çok hoşuma gitti renklerin belki yan yana duruşu. Hani belki yani. Ama pişman değilim. Son olarak da Twig. Ünlü bir ruj zaten. Satin serisinden. Bu da yine tam mat değil. Ama diğerlerine nazaran daha benim mat. Benim en çok beğendiğim bu oldu. Benim de en çok beğendiğim bu oldu. MAC'in ruj kokusunu çok seviyorum. Başka MAC var mı? Yok, ben almadım. Başka MAC. O zaman pudralarla devam edelim. Çünkü pudrada da bayağı bir ürünüm var. İlk olarak pahalı bir ürün. Becca'nın. Becca markasının. Yine indirimde olan ürünü. Ben bu ürünü çok merak ediyordum arkadaşlar ama hep pahalı geldiği için hiçbir zaman almadım. İndirimdeyken hemen kaptım. Bu Becca'nın Hydra Mist Set and Refresh pudrası. Bu pudranın özelliği ne arkadaşlar? Hemen anlatayım. Pudrayı alıp cildinize uyguladığınızda sumuş gibi bir hissiyat veriyor. Yani cildinizi sakinleştiriyor, buz gibi bir his. Özellikle yazın mükemmel olacağını düşünüyorum. Ve sanki cildinize su değdiriyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Bence kuru ciltler için de çok iyi bir pudra. Bu arada ambalajı da çok iyi. Şöyle açma kapama şeyi var. Tozuttu. İnternette maalesef okudum ki çok çabuk kuruyan bir pudraymış. Yani belirli bir zamandan sonra o su hissiyatı gidiyormuş. Normal bir pudraya dönüşüyormuş. Umarım öyle bir şey yaşamam. Ama şimdiye kadar gerçekten çok sevdim bu pudrayı. Ellen Beatrix ile devam edelim. Ellen Beatrix Max Factor. İkisi beraber aslında satılan bir marka. Bu da çok sevilen bir pudra. Adı neymiş? Loose Powder yazıyor sadece. Bende iki rengi Transparent Natural. Bir numarası. Yani en açık olan. Pek bir şey yazmıyor başka. Bunu da yine herkes çok seviyor bu ürünü aslında. O yüzden merak edip aldım. Ambalajı biraz çok gıcık, sinir bozucu. Şu şekilde gösterebilirsem umarım. Bu pudrada neye fark ettim? Mat bir pudra değil. İçinde hafif sim var. Yani cildinizde cildiniz yağlıysa, çok pudra kullanıyorsanız ama yine de bir cildinizde şöyle bir hafif bir ışıltı istiyorsanız bu pudra tam size göre bence. Yine bir pudra. Az önceki pudraya benzer bir ürün. Sen kaç tane pudra aldın? Bunları Amazon'da şey ödememek için aldım. Kargo parası ödememek için doldurdum sepeti. Airspun, Coty Airspun. Bunu Türkiye'de bulamazsınız. Almanya'da da yok zaten. Amerikan bir markası olduğu için Amerika'dan geliyor ama Amazon'da satılıyordu tuhaf bir şekilde. Sipariş verdim. Hayvan kadar bir ürün. Öncelikle onu söyleyeyim. İçerisinde 65 gram. 65 gram. Ve şunu söyleyeyim mesela. Demin ki pudrada 15 gram ürün var. Becca'da 10. 10 gram. 65 gram arkadaşlar. Bayağı iyi. Amerikalı YouTuberlarda yine çok gördüm. O yüzden merak edip aldım. Tek sorun ne biliyor musunuz? Yine ambalajı çok şey değil. Bu arada yüzümde bu var bugün. Lütfen koklar mısın? Dur, koku ne söyleyeyim mi sana? Babaannemin parfümü. 60 ile 70 arasında zengin bir hanımefendinin kokusunu. Yani babaannem. Babaannem, ya zengin değil babaannem ama... Ama onun kullandığı parfümü. Evet. Vanderbilt diye bir parfüm var ya. Kuğulu, üzerinde evet, kuğu var. Evet, pembe ambalajda satılıyor. O, babaannem o parfümü çok kullanıyor ve aynı kokusu o.
ve yüzümde şu an hala kokuyu hissedebiliyorum. Ama çok baskın. Aşırı baskın. Neden bu kadar parfüm koymuşlar bilmiyorum. Ve çünkü pudra söylediğin zaman da şey yapan bir şey, böyle burnuna giriyor. Ve dediğim gibi yüzümde şu an hala kokuyu alıyorum. Burnuma oturdu o koku. Yani bunu kullandıktan sonra parfüme ihtiyaç yok. Yani herkesin kullanabileceği bir ürün değil. Bir, kokusundan. İki, cildiniz çok hassassa parfümü bu kadar ağır olan bir ürün cildinizde nasıl bir reaksiyon gösterir? Ne kadar sağlıklı? Benim cildimde nasıl bir reaksiyon gösterecek? Onu da bilmiyorum. Şu an bir kaşıntı falan hissetmiyorum yani. Şu an cildim çok iyi. Yani bazım iyi, fondötenim iyi, pudram iyi. Sanki şu an cildimde hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Ki o kadar çok ürün var. Bayağı fondöten kullandım, cildim kötü olduğu için bu aralar. Cildimde iyi hissediyorum yani, bir sorun yok. Şimdilik. One hour later. Şu ürünle devam edeceğim. Bir bronzer. Marc Jacobs markasının. Biraz gereksiz büyük. Evet, biraz şöyle göstereyim. Şu arkada elim. Yani bayağı büyük bir ürün. Gramajını hemen söylüyorum. 25 gram. Yine çok büyük bir bronzer kesinlikle. Ama ona göre de fiyatı var tabii ki. Marc Jacobs'dan bahsediyoruz. Marc Jacobs'un asla bir çantasını, bir kıyafetini, bir şeyini alamam. Alabileceğim en büyük şey işte indirimden bir bronzer ya da parfümü. Yani çok büyük bir marka olduğu için. Bir de bende primer var. Primer'ini hiç sevmedim. O kadar para verdim. Duruyor hala hatta. Ama bronzer'ını aksi şekilde sevdim. Şöyle koruyucusuyla geliyor yine. Renk olarak güzel. Kalite olarak güzel. Cildinde yine bu var bu arada. Altında Rodial pudram var. Üzerinde bu pudram, işte bu bronzlaştırıcı var. Renk olarak güzel. Ne koyu, ne açık, ne fazla kahve, ne fazla turuncu. Yine değişik renkleri var ama bunu söyleyeyim. Bendeki rengi 104 Tantastic. Omega Bronze diye geçiyor. Güzel. Ne söylenilebilir ki? Merak ettiğim bir üründü uzun zamandan beri. Sevilen bir ürün olduğunu bildiğim için. Bir diğer bronzerla devam ediyorum. Şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz bana hep bir kutu geliyor. Aylık ona 15 euro ödüyorum. O kutudan da değişik ürünler çıkıyor. Geçen ayda bir Limited Edition çıkardılar. Yani koleksiyon kutusu çıkardılar. O koleksiyonda sadece Benefit ürünlerine ayırmışlardı o koleksiyonu. O koleksiyonda da şöyle bir ürün çıktı. Hula. Ama mini hula. Bir bronzer. Hatta şöyle tatlı küçük fırçasıyla geliyor. Hula'yı bana ver falan. Düşünürüz. Şöyle tatlı fırçası. Belki sana aldım. Nereden bilebilirsin yılbaşı için? Spoiler. Şöyle minicik bir hula. Yani hula için fazla ne söyleyebilirim ki? Aslında yine çok klasikleşmiş bir ürün. Bronzer deyince ilk akla gelen ürünlerden. Öyle işte. Şimdi bir ürüne geldik arkadaşlar. Bu ürün aşırı şekilde beni heyecanlandırdı. Sephora indiriminden aldım. Biliyorsunuz bu... Sephora sen almasan da yapacağım. Aynen. Ama Sephora Almanya'da o kadar indirimler yapmıyor. Türkiye'de bazen takip ediyorum, iyi indirimler yapıyorlar. Öf tamam ya. Biliyorsunuz bu ürünün bende mini vardı. Ve ben bunu, onun büyüğünü almadığıma çok pişman olmuştum. Ama fiyatı içinde hiç büyüğünü almadım. Ama hazır indirimdeyken tabii ki aldım. Fenty'nin How Many Carats highlighter'ı, ürünü. Diamond Bomb serisinden. 8 gramlık bir ürün. Arkadaşlar, miniğine eliniz gitmesin, alacaksanız büyüğünü alın. Çünkü bu arada şu an cildimde bu ürün var. Altında başka bir highlighter var. Ama bu miniğinden daha iyi. Yani miniğinin performansı bu kadar yüksek ve güçlü değil. Döngüden anlatmaya gerek yok. Görürsünüz. Konuşmaya gerek yok. Bunun performansı kesinlikle daha iyi. Tek sinir olduğum bölüm ne? Ne? Hemen söyleyeyim. Söyle. Bunun bir de ilk çıkanı var. Onun rengi daha pembemsiydi.
Ve bir rapçi kız var Almanya'da, Loredana diye bir kız. Bilenler bilir. Onun bir video klibinde ben bu highlighter'ı gördüm mü? Sephora'ya girdim mi, baktım mı? Satılmıyor. Kaldırmışlar artık. Bu Diamond Bomb'lar genellikle koleksiyon ürünü olarak satılıyor. Ama yine de birkaç sene boyunca Sephora'da satılıyor aslında. Ama o pembe olan nedense hiçbir yerde bulamıyorum. O bayağı sinirimi bozdu benim. Highlighter'lardan devam edelim. Yine Becca'nın bir yılbaşı koleksiyonu. Minik minik aydınlatıcılar. Bu arada bu minik şeyleri ben çok sevmeye başladım arkadaşlar. Çünkü o kadar ürünüm var ki hepsini kullanabilmem imkansız. O yüzden böyle minik ürünleri aslında seviyorum. Özellikle yılbaşında hep çıkıyor böyle koleksiyonlar. Bayağı hoşuma gitti yani. İlk olarak Rose Quartz rengindeki aydınlatıcısı var. Adından da belli olduğuna göre daha gül rengimsi. Sonra Sea Pop. Daha altın, şeftali. Ve Fenty Beauty ile beraber kullandığım aydınlatıcı Vanilla Quartz. Şu an cildimde bu var. Fenty'nin altında. Yine bence ne söyleyeyim ki? Yine çok klasikleşmiş, ikonik bir ürün olduğu için Becca'nın aydınlatıcıları pek bir şey dememe gerek yok. Kalite açısından mükemmel, performans çok iyi ve gördüğünüz gibi göz alıcı. Değişik. Değişik bir ürünle devam edelim. AliExpress'ten aldığım bir ürün arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum hemen. Ama bu ilaç kutusu olarak aşırı tatlı değil mi? Bu ilaç kutusu arkadaşlar. AliExpress'ten aldım. Ama ben bunların içine gözüktüğü gibi zaten kirpiklerimi dizdim. Çünkü biliyorsunuz kirpikler hep şöyle beyaz, şeffaf, plastikimsi bir şeyin içine geliyor ya. Yapıştırabiliyorsun böyle. Çıkıntılar oluyor. Onlar çok yer tutuyor. İkinci kullandıktan sonra asla yapışmıyor. Yani. Aynen öyle. Aşırı sinir etti beni. Zaten çok yer kaplıyordu. Böyle bir çözüm buldum. Memnunum. Kirpikler kırılıyor mu içinde? Evet, kırılıyor. Çıkardıktan sonra biraz oynatmanız gerekiyor. Ama gözünüze yapıştırdığınız zaman zaten yine formunu alıyor. O yüzden sıkıntı değil. Yine Benefit'le devam edelim. Dedim ya az önce bir kutu vardı. Koleksiyon kutusu, onu aldım. Onun içinden çıkan ürünler. İlk olarak Benefit'in High Beam ürünü. Yine çok ikonik, klasik bir ürün. Likit aydınlatıcı. Ben onu çok beğendim. Fondötenimin altına kullandım bu arada. Kaç tane sürdü? Güzel, ne diyebilirim ki? Cam şişe. Ve yine bir mini ürün. Benefit'in Rola liner'ı. Bu 0.5 milim. Bu bayağı küçükmüş. Ama umarım o kadar hızlı bitmez çünkü ben bu eyeliner'ı çok çok sevdim. Gerçekten favori eyeliner'ım oldu bu. Mükemmel. Aşırı siyah, çekmesi çok kolay. Başı çok güzel, fırçası. Keçe fırça bu arada. Kıl fırça değil. Çok sevdim. Almak istiyorsanız, emin değilseniz kesinlikle alın derim. İndirimde vesaire bulursanız. Sonra yine sevdiğim bir ürün. Benefit'i ben bayağı sevdim şu an, farkına vardım. En sevmediğim bir ürünü çıkmadı şimdiye kadar. The Professional Hydrate Primer. Ben Professional'ın orijinal primerını sevmedim. Onu bir videomda kullanmıştım. Ama bu nemlendirici olanı çok sevdim. Yine minik boyu, büyük boyu çok pahalı olduğu için almadım. Şu an düşünmüyorum zaten, bir sürü primerim var. Ama bittiğinde düşünebilirim. Ve Benefit'in bir kaş ürünü. 24 Hour Brow Setter. Bu arkadaşlar ne biliyor musunuz? Resmen jelin içine saç spreyi karıştırmışlar. Öyle bir şey. Kokusu da zaten yapıştırıcı gibi. Ama fırçası çok güzel. Ve kaşlarımı güzel tutuyor. Benefit'in Day Real rimeli çıktı. Ben almadım. İşte kutudan çıktı bu. 5 ürün müydü? 5-6 ürün civarı falan vardı işte içerisinde. Bu
daha çok performans beklerdim fiyatına rağmen aslında, ama kötü bir ürün değil kesinlikle. Benim kirpiklerim biraz tuhaf olduğu için kesinlikle benden kaynaklanıyor. Düşünürüz. Oho, ver o zaman onu bana. Bunlar ama set olarak şeydeydi. İndirimdeydi Sephora'da yine. Benefit'in Bad Girl Bang ve Rolla Lash rimelleri. Ağzım kurudu. Ne bana ne? Ondan bana ne? Neyden sana ne? Musti reklamı yapmış. Musti. Musti. Sinir oluyorum o reklama. Bu Türkiye'de de var. Böyle hayvan kadar olanlar ama birkaç kuruşa satılıyor. Artık lira olmuştur birkaç lira da. Burada da çünkü birkaç kuruş değil. Ucuz yerden aldım, o yüzden ucuzdu. Tamam, söyleme. Her zaman aldığım bir dükkan var, oradan alıyorum. Orada ucuz ama başka yerlerde pahalı. Bad Girl Bang rimeli. Daha denemedim. Fırçası oynak olduğu için hoşuma gitti. Yani hoş, güzel, denemem lazım. Yine ikonik bir ürün olduğu için. Rolla Lash tabii ki. Bunu bugün kirpiklerime kullandım. Yani fena değildi. Ne bileyim. Benim kirpiklerim tuhaf olduğu için galiba ömür boyu hiç güzel bir rimel bulamayacağım. Ümidimi kestim. Ben güzel buldum bir tane. Hangisi? L'Oreal'ın Bambi Eye. Bambi. Onu ben bayağı duydum Instagram'da. Hayatımda kullandığım ilk silikon rimel fırça ve efsane. Silikonlu da. Evet, silikon ve hiç böyle topaklanma falan yapmıyor böyle. Dümdüz mis. Ben başka almam da. Rimel demişken geçeceğim, yine rimel ürünüm var da açılsa. Of, neyse ne arkadaşlar. Şöyle bir kirpik kıvırıcı. Ama ısıyla çalışıyor. Yani şuradan açıyorsunuz normalinde. Düşük, orta, yüksek modları var. Ve kirpiklerinizin üzerinden geçiyorsunuz. Yani fön çekme meselesi gibi düşünün. Kirpiklerinizi kıvırıyor. Ben de pek işe yaramadı. Koreli bir kızda görmüştüm bu arada ben de. Neydi adı? Pony. Pony. Ünlü. 5 milyon şeyi var. Sen öyle baktın. Chubby mi denemi bekliyordum Koreli deyince. Hediye gelen bir ürün yine Sephora alışverişimin içindeydi. Too Faced. O kadar alışverişim ben de. Better Than bir şey bir şey bir şey ürünü. Bunu da merak ediyordum ama aslında ne bileyim, fırçası hep tuhaf geldi bana. Daha hiç kullanmadım bunu. Bir rimelim daha olacak. Bu da 15 euroluk kutudan çıktı. Bunu ben kendim almadım. Clinique'in Lash Power maskarası. Bunu da daha denemedim. Ama bunun fırçası özellikle bence alt kirpiklere çok güzel. Çok küçük olduğu için. O yüzden bunu merak ediyorum. Clinique. Yani pahalı bir marka aslında. Bir kutudan çıkması bence güzel. Son olarak birkaç rujum var tabii ki. Yine bir yılbaşı koleksiyonu Too Faced'in. Şöyle ilk olarak bunların ikisi. Bunlar neymiş? Caramel Apple ve Hot Toddy renkleri. Ve yine şöyle. Sugar Cookie ve Candy Cane renkleri. Bunların kokuları da isimlerine göre hep. Mesela Candy Cane naneli kokuyor. Şekeri de zaten naneli olduğu için. Sugar Cookie, dudağımda bu arada bu var. Üzerinde ama Anastasia'nın bir lip gloss'u var. Yani şey kokuyor, kurabiye kokuyor. Bu şekilde. Bunları çok sevdim. Zaten Melted Matte serisini merak ediyordum Too Faced'in. Küçük boyunu bulmuşken de almış oldum. Şunu göstereyim. Az önce Urban Decay'in paletlerini göstermiştim. Bu da yanında hediye geldi. Fuel renginde cream lipstick. Rengi çok güzel. Diyecek hiçbir şey yok. Kanalımda zaten kullanmıştım daha önce. Kalitesi güzel. Kokusu yok. Son olarak aşırı 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 tatlı. Charlotte Tilbury markasının 3 tane minik. Zaten gördüğünüz üzere minik. Gerçekten rujları. Minik.
açık konuşmak gerekirse ben sipariş verdiğimde bunların biraz daha büyük olmasını tahmin ediyordum. İçini göstereceğim hemen. En ünlü rengiyle başlayalım. Pillow Talk. Herkesin bildiği renk. Ve pigmentasyonu tuhaf bir şekilde o kadar yüksek değil. Daha pigmentli beklerdim. Yok, kalite açısından var dudağında. Gerçekten aralıklara, yani aralara dolmuyor. Dudağın yani şey dümdüz duruyor dudağında. Diğer rengi Walk of No Shame. Daha kırmızı kremit tonlarında. Son olarak da Very Victoria. Yani bayağı küçük görebiliyorsunuz zaten. Arkadaşlar alışverişim bu kadar. Bu kadar dediğim yani bayağı. Arkadaşlar alışverişim bitmiş oldu. Bu arada başka aldığım ürünler de var. Mesela Kara Cuma'da şu saati almıştım. Yok, bu bana geldi. Birkaç daha saatim var. Ama onları fazla göstermek istemedim. Makyaj kanalı olduğum için daha çok makyaja yer vermek istedim. Birkaç cilt bakımı ürünüm de var. Ama bu sefer video aşırı uzun olacak diye onları katmadım bu videoya. Ama ayrı bir video yapabiliriz. Evet, yani cilt bakımı tarzında ürünler de görmek istiyorsanız söyleyebilirsiniz bana. Ben dediğim gibi sadece makyaja odaklandığım için sırf makyaj malzemelerini gösterdim. Bu video bu kadar arkadaşlar. Alışverişimi beğendiyseniz, ürünleri merak ediyorsanız yorumlarda yazın mutlaka hangi ürüne video gelsin diye. Evet. Mavi highlighter Mel. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Hoşçakalın.